Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, bu haftaki hutbemizde Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olan Tebareke diye bildiğimiz Mülk suresinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyumadan önce okumayı adet edindiği bu surenin mesajlarını yeniden hatırlayacağız. Aziz müminler, Mülk suresi yerlerin, göklerin ve bütün yaratılmışların yegane sahibinin Allahu Teala olduğunu haber veren bir fermandır. Cenab-ı Hak bu surenin ilk ayetinde mülkü, hükümranlığı elinde bulunduran Allah ne yücedir, onun her şeye gücü yeter buyurmaktadır. Rabbimiz Malikül Mülk'tür. Mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. O mutlak kudret sahibidir. Bize düşen Rabbimizin kudretine teslim olmaktır. Onun yardımına, rahmetine ve affına her daim muhtaç olduğumuz bilinciyle bir ömür sürmektir. Kıymetli Müslümanlar, Mülk suresi fani dünyanın imtihan yurdu olduğunu bildiren bir beyandır. Surenin ikinci ayetinde şöyle buyurulmaktadır: Allah hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Ayetten anlaşıldığı üzere bu dünyaya gelişimiz de, vademiz dolduğunda bu dünyadan ayrılışımız da imtihanın gereğidir. Sağlık da, hastalık da bir imtihandır. Sevinçler de, üzüntüler de bir imtihandır. Mühim olan bütün bu imtihanları iman, bilinç ve metanetle aşabilmektir. Değerli müminler, Mülk suresi kainatın yaratılışının ve eşsiz bir denge üzere işleyişinin Rabbimizin varlığına ve birliğine işaret ettiğini öğretmektedir. Rabbimizin çağrısına kulak vermeyen inkarcıları çetin bir azapla uyarmaktadır. Bugün Müslümanları katleden, onları aç ve susuz bırakan inkarcılar da dünyada zilletten, ahirette cehennemden kurtulamayacaklardır. Onların mahşer günü büyük bir pişmanlık içinde söyleyecekleri tek söz, "Keşke hakikate kulak verip aklımızı başımıza alsaydık" olacaktır. Ancak Rabbimiz kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak, onları temize çıkarmayacak ve elem verici, ebedi bir azaba mahkum edecektir. Aziz Müslümanlar, Mülk suresi aynı zamanda müminler için Allah katında büyük bir mükafat olduğunu müjdelemektedir. Bu müjdeye nail olmak isteyen müminler Allah'tan hakkıyla sakınırlar. Onun emirlerine hakkıyla riayet ederler. Yasaklarından hakkıyla kaçınırlar ve İslam ahlakını kuşanırlar. O müminler ki mazlumların çığlıklarına seyirci kalamazlar. Bir yandan savaş, diğer yandan açlıkla mücadele eden, başta Gazze halkı olmak üzere tüm mazlumların maruz kaldığı zulme karşı meşru tepkilerini ortaya koyarlar. Zalimleri engelleyecek kadar boykotu büyütürler. Dualarını müminlerden eksik etmezler. Aziz Müslümanlar, Mülk suresi
gizlesek de, söylesek de bütün sözlerimizi, kalbimizden geçenlerin tamamını Allah'ın bildiğini haber vermektedir. Bize düşen elimizi, dilimizi, zihnimizi ve gönlümüzü Rabbimizin razı olacağı yollarda kullanabilmektir. Her türlü kötülükten uzak durmak, iyiliği ve hayrı yeryüzüne yaymak, kendimizi hesap gününe hazırlamaktır. Mülk Suresi, Allah'ın bize bahşettiği sonsuz nimetlerini de hatırlatmaktadır. O, yeryüzünü bizler için yaşanılır kılmıştır. Yediğimiz her lokmayı, içtiğimiz her damla suyu bize O lütfetmiştir. Hakkı görebilmemiz için gözümüzü, doğruyu işitebilmemiz için kulağımızı bize O emanet etmiştir. Bize düşen Rabbimizin bütün nimetlerine hakkıyla şükredebilmektir. Ne mutlu Mülk Suresinin mesajlarını hayatına yansıtanlara, ne mutlu Rabbimizin istediği bir mümin olabilmek için gayret gösterenlere, ne mutlu işini en güzel ve en doğru şekilde yaparak Allah'ın rızasını kazananlara. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. Dönüşümüz de ancak sanadır.